F-16 uçaklarının bombalamasıyla hayatını kaybeden 35 köylü için taziye ziyaretinde bulunan Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a yönelik çirkin saldırıyı PKK'nın düzenlediği ortaya çıktı. Zaten kaymakam da olay günü yaşananlara dikkat çekmişti. Benim için kafası kırılan insanlar Mert, Mert oğlum Mert Uludereliler aklıma gelecektir. Bir avuç insanlar asla ve asla bizi bölmeyecektir, bölemeyecektir. İstihbarat birimleri PKK'lıların telsiz konuşmalarında saldırıyı teröristlerin yaptıklarını saptadı. Dahası teröristlerin telsiz konuşmalarının yer aldığı habere göre benzer bir saldırı Hakkari'de uygulanmaya çalışıldı. Ancak bölücü terör örgütünün kirli oyunu bu telsiz konuşmalarıyla deşifre oldu. Rosa, biz bu işi hallettik. Siz işinizi yapmıyorsunuz. Arkadaşlara söyledik, yapamamışlar. Polis uyanık davranmış. Rosa, arkadaşlara söyle kalabalık olup gitsinler. Bassınlar, vursunlar gerekirse. Eğer polisler zırhlı araçlardan inseydi teröristler vurmayı planlıyordu. Yüksekova'da kullanılan uzun namlulu silahlar da talimatı doğruluyor. Ancak güvenlik güçleri aldıkları istihbaratla birlikte teröristlerin yapacağı hamleleri öngörerek hain emelleri boşa çıkardı. Teröristlerin yaşadıkları hayal kırıklığı ise yine telsiz konuşmalarına yansıyor. Peki o gençleriniz neden bir faaliyette bulunmuyorlar? Onların yanındaki ilgililere söyleyin, o gençler biraz karışıklık çıkarsın. Doğrusunu söylemem gerekirse ben de çok şaşırdım. Düşman hiç hareket etmiyor. Zırhlı araçlarla hareket ediyorlar. Biraz kışkırtma yapsınlar. Tamam, biz de ona göre hazırlık yaptık dedik. Belki onlar da karşılık verir ama çıkmıyorlar. Bak size söyleyeyim, bu İçişleri Bakanı'nın cevabını iyi bir şekilde vermeniz gerekiyor. Bu konuşmaların ardından güvenlik uzmanları önümüzdeki günlerde yaşanabilecek provokasyonlara karşı vatandaşları uyarıyor.